Efendim, Kanal Avrupa Televizyonu'nda yayınımız devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Başkanları Çalıştay'ındayız. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Kadir Albayrak yayın konuğumuz. Sayın Başkan, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Güler yüzünüz için teşekkür ederim. Bizim yüzümüz hep gülüyor. Değil mi başkanım? Evet, evet. Tekirdağ'da olup da. Çünkü biz Büyükşehir Belediye Başkanlığı yerel yöneticiler yüzümüz gülecek, vatandaşımıza pozitif enerjiyi her zaman vermek durumundayız. Vermek durumundayız. Evet. Başkanım, hemen şu soruyla konuya girmek istiyorum. Sayın Genel Başkan sunum konuşmasında ve 31 Mart'tan sonraki mütemadiyen tüm konuşmalarında belediye başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi örgüt yöneticilerine şöyle diyor. Biz satır aralarını şöyle okuyoruz. Arkadaşlar, 31 Mart sonrası vatandaşlar omuzlarımıza çok ağır bir yük yükledi. Evet. Biz mesajı aldık. Evet. Diyor ki vatandaş, size bir avans veriyoruz, size bir şans veriyoruz. Yerel yönetimlerinizdeki göstereceğiniz performansa göre bizim umudumuzsunuz, iktidarı size teslim edebiliriz. 31 Mart'ta vatandaş Cumhuriyet Halk Partisi'ne iktidar avansı mı verdi? Şimdi 31 Mart ve 23 Haziran. İkisini bir arada değerlendirmek var, gerekiyor. Vatandaşımız bize çok güzel mesaj verdi. Şimdi şu bir gerçek. Artık AK Partili belediyecilik anlayışı Türkiye'de günümüzün şartlarına göre gelişen teknoloji ayak uyduramıyor ve halkımıza çok fazla bir şey verecek bir belediyecilik anlayışları günden güne azalmaktadır. Ama bunun yerine Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin, sosyal demokrat belediyelerin bir araya gelip ortaya koyduğu projeler günümüzün şartlarına daha da gelişerek ihtiyacı gidermektedirler. Şu iki gün ciddi boyutta büyük çalışmalar yaptık. Bütün yaklaşık 252 belediye başkanı, bunun içerisinde 11 büyükşehir belediye başkanı da var. Evet. Ki bu 11 büyükşehir belediye başkanı ve 252 belediyenin Türkiye'nin nüfusunun %52'sine, 53'üne hizmet ediyor. Ama Türkiye ekonomisinin %70'inin bulunduğu bu illerde, bölgelerde Cumhuriyet Halk Partili sosyal demokrat koşulları meydanda. Biz yerel yönetimler olarak bu sıkıntıları en az şekilde halka yansıtılmasına önleyecek projelerle geleceğiz. Her türlü hazırlıklarımız tamam. Ama şunu bilmenizi istiyorum ki Türkiye'nin Cumhuriyet Halk Partisi iktidarına ihtiyacı var. Büyükşehir belediye başkanları, il belediye başkanları tamamı katıldı. Eksiksiz bir şekilde. Başkanım, bu havayı belediye başkanları da hissediyor tümüyle, değil mi? Ondan şüpheniz olmasın ama bugün bu toplantının, bu çalıştayın Afyon'da yapılmasının ikinci bir özelliği, önemli bir özelliği de var tabii. Tabii. Çünkü Afyon Kurtuluş Savaşı'nın en önemli topraklarından, yerlerinden birisi. Burada Büyük Kurtuluş Savaşı'nın önemli meydan muharebeleri oldu. Evet. Ve en önemli merkezimiz olarak bulunuyor. Ve yaklaşan 30 Ağustos bayramımız var. 30 Ağustos hepimizi ilgilendiren, hepimizin gurur duyduğu, kalbimize taşıdığı bir bayramdır. Bu bayramımızı 30 Ağustos'ta büyük heyecanla kutlayacağız. Bugün burada hem bu mesaj da verildi, hem de bu mesaj buradan artık Türkiye'nin yerel yönetimlerde ve gelecek siyasi iktidarlarda sosyal demokrat bir düşüncenin hakim olacağı kanaatinde var olarak meydana çıktı. Başkanım, Tekirdağlı hemşehrileriniz bizi seyrediyorlar şu anda. Afyon sandıklıdan ne mesaj verelim onlara? Valla Tekirdağlı hemşehrileri bize ikinci dönem bu görevi verdiler. Birinci dönem Büyükşehir'de güzel hizmetler aldılar. İkinci dönemde daha da güzel hizmetler bekliyoruz dediler. Şunu bilsinler ki Tekirdağ ikinci dönemde Türkiye'nin parlayan yıldızı olacaktır. Türkiye'nin Avrupa'ya açılan kapısı olacaktır. Daha sonra gelişen günlerde Balkanların merkezi, Avrupa'daki şehirlerle yarışan bir büyük şehrimiz olacaktır. Bunun sözünü veriyoruz. Buradan bütün Tekirdağlı hemşehrilerime özlem dolu sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Evet, Tekirdağ Belediye Başkanımız, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Kadir Albayrak yayın konuğumuzdu. Ben Sayın Başkan'la 5-6 yıl önce de bir programa yapma şansına sahip olmuştum Tekirdağ'da. Tekrar gelelim, Tekirdağ'a köfte yiyelim başkanım. Hayır, bekleriz, misafirimiz var. Bekleriz. Avrupa'dan Türkiye'ye şu anda gelen izinlerini değerlendiren, biliyorum yüz binlerin evine konuk oluyoruz. Özellikle Almanya'da, Hollanda'da, Avusturya'da, Belçika'da. Tekirdağ'dan geçiyorsunuz, biliyorsunuz. Es geçmeyin efendim. Tekirdağ'da çok özel yerler var. Tekirdağ bekliyoruz. Tekirdağ bekliyor Sayın Başkan. Efendim, yayınımız devam edecek, kısa bir ara.